Öncelikle İdlib'deki şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır ve Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 3. kez MHP Düzce İl Başkanı görevine getirilen İlhami Caboğlu mikrofonumuza yeni dönemi değerlendirdi. Caboğlu, teşkilat olarak kendi hazırladıkları yönetim kurulu listesinin genel merkez tarafından onaylandığını belirterek muhalefette daha etkin olacaklarını belirtti. Düzce'de Milliyetçi Hareket Partisi'ne halk nezdinde bir ivme ve halkın bir teveccüh ortaya çıktığını görmek mümkün. Tabii bu halkımızın Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir şans ve bir fırsat olarak değerlendirmekte fayda var. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak halkımızın bu teveccühüne kulak vermek zorundayız. Şimdi yeni oluşturmuş olduğumuz, hatta şunu da söylemek lazım. Bu yönetim kurulu Düzce kurucu yönetim kurulu olarak atandı. Daha önceki yönetimlerde yönetim kurulu olarak atanırdık. Bu sefer kurucu yönetim kurulu, bu şu anlama geliyor. Düzce'de il nezdinde ve ilçeler bir bütün olarak tekrardan bir kurulma aşaması yaşayacağız. Bu ilçelerde mevcut ilçe başkanları ya da devam etmeyecek olan ilçe başkanlarına takviyen bütün kesime hitap edecek bir teşkilat oluşturma gayreti içerisinde olacağız. Çok sorulara maruz kalıyoruz bu durumda. Efendim kongre olacak mı olmayacak mı gibi. Tabii ki her siyasi partide olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nde de bir kongre olacak. Biz zaten bu kongreleri hazırlamak için tekrardan yönetim kurulunu genişleterek Düzce'ye daha hizmet etme anlamında bu çalışma ve gayret içerisinde olacağız. Caboğlu yeni dönem değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi. Bu yönetim kurulunun diğer yönetim kurullarından farkı şudur. Bugün baktığınızda 10 ayrı komisyon oluşturduk yönetim kurulu içerisinde. Halkımızın ne sıkıntıları varsa Düzce'nin baktığınızda yekün itibarıyla değerlendirdiğinizde bu komisyonların hitap edeceği her alanda bir çalışma olacak. Kamu kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında bütün bu çalışmalar sonucunda veriler toplanarak, aynı şekilde teşkilatın yapacağı çalışmalardaki veriler de toplanarak Sayın Milletvekilimizle beraber değerlendirip bu konuyu genel merkezimize, dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıma gayreti içerisinde olacağız.